Teşekkür ederim. Uğurlu bir gündür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Merhaba Cumhurbaşkanım. Merhaba abi. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Irak Türkmen Köşesi'nin yeni başkanı ve aynı zamanda da Irak Parlamentosu'nun üyesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihli Bey'i görüşmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tabii ki bütün Iraklılar hepsi bizim kardeşimizdir. Iraklılar içerisinde hiçbir ayrımı yapmadan bütün Irakların müreffeh, mutlu olmasını arzu ederiz. Ve Irak'ın birliği, bütünlüğü, güçlülüğü için Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Ama ayrı bir tarihi gerçek vardır ki, Irak'ta Türkmen kardeşlerimizle Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi ve gelişmesinde çok büyük bir köprü rolü oynamaktadırlar. O bakımdan Irak Türkmen Köşesi'nin başkanı Kerkük Milletvekili Erşat Salih Bey'den son gelişmelerle ilgili hem bilgiler alacağım hem de doğrusu Erşat Köşesi'nde bulunacağız. Bu vesileyle döndüğümüzde bütün kardeşlerimize, herkese hepimizin muhabbetlerini, sevgilerini iletirsem çok memnun olurum. Yine tabii ki Irak Parlamentosu'nda da bütün Iraklılara, herkese yine Türkiye'nin daima Irak'ın yanında olduğunu, Irak'ın problemlerini, sorunlarını aşmak konusunda her türlü yardımı yapacağını da yine güzel bir ilerlesin. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Erşat Salih Bey gerçekten büyük bir mücahittir. Saddam döneminde Türkmen dayanışmasından dolayı 9 sene Ebu Garip cezaevinde 9 sene yatan, bir kardeşini şehit veren ve bütün ailesi Kerkük'ten Irak'ın ta güneyine sürünen ve o dönemlerde çok büyük cefalar çekmiş bir arkadaşımızdır. Bugün de şimdi yine maalesef bazı saldırılara onlarla karşı karşıya gelmektedir. Ama kendisi gayet çok iyi bir Türkmendir. Ama aynı zamanda da Irak'ın birliği ve bütünlüğü ve Irak'ın güçlü bir Irak olması için de buna gönülden inanmış bir arkadaşımızdır. Bu bakımdan inanıyorum ki kendileri bir taraftan Türkmenlerin hak ve hukuklarını en iyi şekilde savunurken diğer taraftan da Irak'ın genelde bütün hakkını, hukukunu, Irak'taki kardeşliği, Irak'taki sizin söylediğiniz gibi Sünniler, Şiiler, Türkler, Türkmenler, Araplar hepsinin nihayette Irak vatandaşları olarak kardeşçe ve birlik beraberlik içerisinde yaşamalarına katkı sağlayacak bir anlayıştadır. Tekrar kendisiyle sizlerle görüştüğümden büyük bir memnuniyet duydum. Gittiğimizde bütün kardeşlerimize, başta Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere bütün Iraklı kardeşlerimize selamlarımı ve mağduriyetlerimi dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.